Hüdapar Sözcüsü Yunus Emiroğlu, gündemin öne çıkan diğer başlıkları hakkında da değerlendirmelerde bulunduğu Anadilde eğitimin önemi ve gerekliğine dikkat çeken Emiroğlu, ana eğitimin önü açılmalı dedi. Son dönemde yaygınlaştırılan festival ve konserlere de tepki gösteren Emiroğlu, uyuşturucu, alkolizm, fuhşiyat ve teşhirciliğin normalleştirildiğini söyledi. Kürtçe seçmeli ders Eylül 2012'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına girdi ancak geçen süre zarfında resmi olarak tanınan bu hakkın önüne fiili engeller çıkarıldı. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemi için Kürtçe seçmeli dersi 20 aşkın öğrenci tercih etmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı bu dersi verecek öğretmenler için yalnızca 3 kontenjan ayırdı. Bakanlığın sitesinde yer alan bilgiye göre kurmancı lehçesine 2, zazaki lehçesine ise 1 öğretmen atanacak. 10 yıl içerisinde sadece 79 Kürtçe öğretmen ataması yapılırken bu durum pratikte öğrenciler tarafından dersin seçilmesini, seçilse bile görülmesini imkansız hale getirdi. Konu gündemdeki yerini korurken Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu da ana dilde eğitim için bir kez daha çağrı yaptı. Ana dilde eğitimin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekirken hali hazırda seçmeli derslerin dahi pratikte işlevsiz hale getirilmiş olması kabul edilemez. Ana dilde eğitim hem insani hem de İslami açıdan temel bir haktır. Diller ve renkler Allah'ın ayetleridir. Bu hakkın kullanımını engellemek ise büyük bir zulümdür. Ana dilde eğitimin önünün açılması gerektiğini bir kez daha dile getiren Emiroğlu, hükümete çağrıda bulundu. Ana dilde eğitimin önü artık açılmalıdır. Vatandaşların ana dillerinin korunması ve geliştirilmesi devlet güvencesi altına alınmalıdır. Okullarda Kürtçe öğretmen ihtiyacının karşılanması için de yeterli kadro açılmalı, kadro bekleyen öğretmenlerin ataması derhal yapılmalıdır. Gündemdeki bir diğer konuda yaygınlaşan festival ve konserlerdi. Emiroğlu bir kez daha gençliğin ifsad edildiğine dikkat çekti. Son dönemlerde festival ve konser adı altında ortaya konan rezaletlerle halkın inancına, ahlakına ve manevi değerlerine hakaret ediliyor. Sapıklık, uyuşturucu bağımlılığı, alkolizm, fuhşiyat ve teşhircilik normalleştirilip destekleniyor. Bu yapılanlara engel olması gereken bakanlıklar, valilikler ve belediyeler de maalesef bu çirkinliklere çoğu zaman ortak veya alet oluyor. Halkın parasıyla halkın geleceği olan gençlik İfsad ediliyor. Meşru daire keyfe kafidir diyen Emiroğlu yetkilileri uyardı. Gençlerimizin eğlence adı altında harama ve gayri meşru işlere teşvik edilmesine seyirci kalmak hükümet için büyük bir gaflettir. Devleti yönetenler bu toplumun velisi değil vekilleridir. Vekil gibi hareket etmek zorundadırlar. Esas olan asilin yani halkın rızasıdır. Vekilin keyfi değildir. Öte yandan trafik kazalarındaki artış ve ağırlaşan bilanço dikkat çekerken Hüdapar Sözcüsü Yunus Emiroğlu da konuya dair değerlendirmelerde bulundu. Ulaşım güvenliğinin temin edilmesi devletin temel vazifelerindendir. Son yıllarda ulaşım altyapısında önemli ölçüde ilerleme sağlansa da halen birçok noktada ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Türkiye artık çok sayıda trafik kazasının yaşandığı bir ülke olmaktan çıkarılmalıdır. Emiroğlu kazaların önlenmesinde yapılması gereken hususlar için önerilerde de bulundu. Trafiğe çıkan araçların bakım ve muayeneleriyle ilgili süreç hassasiyetle işletilmeli, trafik işaret ve işaretçileriyle ilgili eksiklikler ivedilikle giderilmelidir. Özellikle de meskun mahallelerdeki tedbirler ve denetimler yoğunlaştırılmalı Teknolojik imkanlardan da istifade ederek trafik seyri kontrol altına alınmalıdır. Hüdapar Sözcüsü Yunus Emiroğlu, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve sürücülerin iyi bir eğitimden geçirilmesinin trafik kazalarına karşı alınacak en önemli tedbir olduğunu söyledi. <laughs>